Ebru Öğretmen kanalına hoş geldiniz. 2020 Şubat-Mart ehliyet sınavı çıkma ihtimali en yüksek sınav sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar bu videoyla birlikte oynatma listemdeki soruları ve yeni yayınlayacağım soruları çözdüğünüzde sınavdan yüksek puan alacak. Belki soruları birebir yakalayacaksınız. Bu yüzden yeni sorulardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Alın çayınızı, kahvenizi. Ben soruları okurken siz de cevapları bulmaya çalışın. Sonra da kaç yanlış yaptığınızı yazın. 50 soruda 5 yanlışa kadar izin veriyorum. Çünkü amacımız yüksek puan ile geçmek. Öyleyse hemen başlayalım. Birinci sorumuzdayız. Şu şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır demiş. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Şıklarımıza bakalım. Dar bir kaviste dönmeli. Yayının geçmesini beklemeli. Sola dönüş lambasını yakmalı. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli. Hangisini yapmalıdır diyor arkadaşlar 2 numaralı araç için. Dilerseniz beraber çözelim. Dar bir kaviste dönmeli diyor. Hayır arkadaşlar. Yayının geçmesini beklemeli. Doğru. Sola dönüş lambasını yakmalı. Evet, sola sinyalini verecek. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli. Doğru arkadaşlar. Yani 2, 3 ve 4 diyoruz. Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır demiş arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bakıyoruz yine. Hangisini yapması yasaktır? Sola dönüş yapması, sağ dönüş yapması, aynı yönde seyretmesi, kavşağa yaklaşırken hızını azaltması. Arkadaşlar C diyoruz. Aynı yönde seyretmesi yasaktır. Araç aynı yönde seyredemez arkadaşlar. İlk tabelaya göre ya sağ tarafa ya da sol tarafa dönebilir. Karşı yöndeki tabelaya dikkat edin. Orada zaten girilemez işareti var diyoruz. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir? Felç, kriz, koma, bayılma. Arkadaşlar bayılma diyoruz değil mi? Dördüncü sorumuzdayız. Sorumuzu biraz büyütelim. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir demiş. Biri bakalım minibüs kamyona, kamyon minibüse, hızı fazla olan diğerine, yolcu sayısı fazla olan diğerine. Arkadaşlar B kamyon minibüse yol vermelidir olacaktır. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır? Çok güzel bir soru. İki çizgi arasında alt çizgisinden aşağıda, üst çizgisinden yukarıda yağ çubuğunda hiç görülmemeli demiş. Arkadaşlar motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıydı? Tabii ki iki çizgi arasında olmalıydı. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir? Otobüs, minibüs, motosiklet, otomobil. Arkadaşlar tabii ki C motosiklet diyoruz değil mi? Motosiklette ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir. Aşağıdakilerden hangisi durma değildir diyor. İşaret levhalarına uyarak durmak, öndeki araçların durması sonucu durmak, yolcu indirip bindirmek için durmak, kırmızı ışıkta durmak. Hangisi durma değildir arkadaşlar? C diyoruz. Yolcu indirip bindirmek için durmak durma değildir. Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması kampanaların aşırı ısınmasına neden olur? Fren ayarının, motor ayarının, diferansiyel ayarının, vites kutusu ayarının. Arkadaşlar kampanaların aşırı ısınmasına fren ayarı neden olur diyoruz. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır? Plakaların ortasında, plakaların en altında, plakaların 1 cm altında, plakaların 1 cm üzerinde. Arkadaşlar D diyoruz. Plakaların 1 cm üzerinde olmalıdır. Soğutmalı motorlarda soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir demiş. Karter, karbüratör, radyatör, külbütör. Arkadaşlar C radyatör olacaktır değil mi?
karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincirli takılması uygundur demiş. Güzel bir soru. Ön lastiklerin birine, arka lastiklerin birine, çekici lastiklerin ikisine, çekici olmayan lastiklerin ikisine. Arkadaşlar tercih ediyoruz. Çekici lastiklerin ikisine zincirin takılması uygundur. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir? Kırık, çıkık, burkulma, çarpma. Arkadaşlar C, burkulma diyoruz değil mi? En hafif zedelenmeye burkulma diyoruz. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Dur lambası ve sis ışıkları, okul taşıtı yazısı ve dur lambası, park lambası ve yangın söndürücü, okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası. Arkadaşlar B, okul çantası yazısı ve dur lambası doğru olarak verilmiştir. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? Kabalık, hırçınlık, bencillik, sorumluluk. Arkadaşlar D, sorumluluk olacaktır değil mi? 15'teyiz. Sorumuzu biraz büyütelim. Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur demiş. Karosere kenarında, sürücünün yanındaki koltukta, yük üzerinde, aracın basamağında. Arkadaşlar kolay bir soru. B diyoruz değil mi? Sürücünün yanındaki koltukta yolcu taşınması uygundur. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Enjektör, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi. Arkadaşlar tabii ki C diyoruz değil mi? Yağ filtresi olacaktır. Bu arada arkadaşlar bana dediniz ki hocam soruları hızlı okuyorsunuz, cevapları hemen veriyorsunuz. Böyle dediğiniz için arkadaşlar sizin cevabı bulabilmeniz için bekliyorum. Yine de soruyu nasıl okumamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ben ona göre siz nasıl isterseniz o şekilde okumaya devam edeceğim. Çünkü bazılarınız hocam soruları açıkla derken bazılarınız hayır hocam soruları açıklama, direkt cevapları ver diyor. Kiminiz hızlı okuyun, kiminiz yavaş okuyun diyor. Yani arkadaşlar ben yeri gelince hızlı, yeri gelince yavaş okuyacağım. Açıklamam gereken sorular olduğu zaman açıklayacağım ki bunlar sizler için önemli oluyor. Bazen de direkt cevapları vereceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. 17. sorudayız. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir diyor. Arkadaşlar şıklarımıza dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Gabari sınırlaması olduğunu bize bildiren B seçeneği olacaktır değil mi? Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarının hangisinin yanıyor olması arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir. Güzel bir soru arkadaşlar. Bize arka cam rezistansının olduğunu bildiren hangisiydi? Tabii ki B'di değil mi arkadaşlar? Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır diyor. Evet, şıklarımıza bakalım. Öndeki aracı geçmenin yasak olduğunu bize A seçeneği verecektir. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev haline karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir demiş. İtfaiye aracı, polis aracı, iş makinesi, ambulans. Arkadaşlar ilk geçiş hakkını soruyor bize. Hangisi daha önce geçecek? Tabii ki ambulans geçecek değil mi? Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir. Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır diyor. Saygı, sevgi, nezaket, feragat. Arkadaşlar D olacak, feragat olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir? Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü.
Arkadaşlar, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle yükümlü olan Emniyet Genel Müdürlüğü olacaktır. Rota ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır? Evet, çok güzel bir soru. Aracı yavaş kullanmak için, lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için, daha rahat vites değişimi için, lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için. Arkadaşlar, rot ayarından dolayı hangisi yapılır sorusunun cevabı B olacak. Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için olacaktır. Bu soruyu bazen tam tersi olarak da soruyor arkadaşlar, haberiniz olsun. 24'teyiz. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Bu soruyu daha önce de çözmüştük. Tekrar verdim arkadaşlar. Uluslararası yol, devlet yolu, demir yolu, otoyol. A. Uluslararası yol olacaktır. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir? Arkadaşlar, baş, boyun ve gövde ekseni diyor. Karın yaralanmalarında, bacak yaralanmalarında, göğüs yaralanmalarında, omurga yaralanmalarında. Arkadaşlar, denizli omurga yaralanmalarında olacaktır. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin geç işaretidir? Evet arkadaşlar, dikkatli bir şekilde bakalım. Hangisi geceleyin geç işareti? Tabii ki A olacaktır, değil mi? İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez diyor. Bir bakalım, yerlerinin değiştirilmesi, üzerlerine yazı yazılması, eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi, görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi. Arkadaşlar, C diyoruz. Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi olacaktır. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Arkadaşlar, basit bir soru. Durmanın yasak olduğunu, motorla taşıt trafiğine kapalı yolu, sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu, tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini. Arkadaşlar, C olacak değil mi? Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu bize bildirir. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır diyor. Dikkatli okuyoruz. Kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? Boynuna boyunluk takıldıktan sonra, boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra, boyun ağrılarına dindirici ilaç verildikten sonra, boyun bölgesine masaj yapılıp oturur şekilde diyor arkadaşlar. Tabii ki bize en mantıklı gelen A seçeneği olacaktır. Boynuna boyunluk takıldıktan sonra yaralı araçtan çıkartılır. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi hangisine sebep olmadığını gösterir diyor. Korku, öfke, sempati, hoşgörü. Arkadaşlar, denizli hoşgörü olacaktır. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması, kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması, yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, yüklerin bağlanması. Arkadaşlar, tabii ki C olacaktır. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktır. Yolcular yüklerin üzerine hiçbir zaman oturtulamaz arkadaşlar. Şekildeki ışıkla trafik işaret cihazında yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır diyor. Arkadaşlar, hem yeşil ışık hem de kırmızı ışık birlikte yanmaktadır diyor. Bu durumda sürücülerin hangisini yapması yanlıştır? Düz gitmeleri, sağ dönüş yapmamaları, düz gideceklerin beklemeleri, yol açıksa sola dönüş yapmaları. Arkadaşlar, tabii ki C diyoruz değil mi? Düz gidecekler beklemeli diyor. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıt sürücülerin yaptığı asli kusur hallerinden sayılır demiş. Arkadaşlar, dikkatli bir şekilde bakıyoruz. 7 tane aracımız var.
Hangi numaralı taşıt sürücülerin yaptığı asli kusur hallerinden sayılır demiş. Yalnız 4, 1 ve 7, 1, 3 ve 6, 2, 6 ve 7. Arkadaşlar tabii ki yalnız 4 olacaktır değil mi? Bakın 1, 2 ve 3 numaralı aracın hemen karşısından geliyor. Daha doğrusu 1 numaralı aracın karşısından geliyor. Yalnız 4A seçeneği diyoruz. Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır demiş. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması, işaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi, geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması, önündeki aracı sağından ve banketten yararlanmak suretiyle geçmesi. Arkadaşlar hangisini yapması yasaktır demiş. Tabii ki Denizli diyoruz değil mi? Önündeki aracı sağından veya banketten yaralanmak suretiyle geçmesi yanlıştır. Şekildeki karayolu bölümünde yol çizgileri sürücülere neyi bildirir demiş. Arkadaşlar kesikli çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini, devamlı çizgi tarafındakilerin önündeki aracı geçebileceklerini, kesikli çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini, devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını. Evet arkadaşlar, C seçeneği diyoruz. Kesikli çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini bize bildirir. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır diyor. Sadece sürücünün bildiği bir yerde, özel olarak yapılmış kilitli bir yerde, sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde, motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde. C diyoruz, sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde. Trafik denetiminde istenmesi halinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir? Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi, tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi, işletme belgesi, imalat teknik belgesi, kasko sigortası, sahiplik belgesi. Arkadaşlar B diyoruz, tescilli belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesini göstermek zorundadır. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunum yeterli olduğunun göstergesidir? Göğüs kafesinin hareket etmemesi, kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi, solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması, solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması. Arkadaşlar B diyoruz, kazazedenin bilinçli olması ve zorlamadan konuşabilmesi olacaktır. Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler hangisini olumsuz yönde etkiler? Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı, iş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti. Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler hangisini olumsuz yönde etkiler demiş. Şıklarımıza bakalım. Ülke ekonomisini, kasko sigortasının önemini, bireylerde trafik bilincinin oluşmasını, taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini. Arkadaşlar A, ülke ekonomisini diyoruz. Sinyal verildiğinde gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Geri vites lambalarından biri yanmıyordur, sinyal lambalarından biri yanmıyordur, fren lambalarından biri yanmıyordur, far lambalarından biri yanmıyordur. Arkadaşlar B diyoruz, sinyal lambalarından biri yanmıyordur. İlk yardımcı başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır. Nokta nokta ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır diyor arkadaşlar. Bak, dinle, hisset yöntemi, Heimlich manevrası, turnike uygulaması, şok pozisyonu. Arkadaşlar A diyoruz,
bak, dinle, hisset yöntemi yazılmalıdır. Frene basıldığı andan itibaren aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola fren mesafesi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir demiş. Aracın hızı, iklim koşulları, yolun genişliği, aracın yük durumu. Ceyhan diyoruz arkadaşlar, yolun genişliği değildir. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? Güzel bir soru. Şıklarımıza bakalım. Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması, hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması, bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak, dinle, hisset yöntemiyle 2 dakika süreyle kontrol edilmesi, bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın bebeğin ağız ve burnunun içine alacak şekilde yerleştirilmesi. Uzun bir soruydu arkadaşlar. Ne diyoruz? Denizli diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? Kendi can güvenliğine riske atması, kazazı değil mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi, yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması, kazazedenin baş, boyun, gövde eksenini korumasına özen göstermemesi. C diyoruz, yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması olacaktır. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişiyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Geçişler dışında trafik sağdan akar, araçlar sağdaki şeridi izlemelidir. Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır. Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir. Denizli diyoruz, hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir demiş. Arkadaşlar, sol şerit sürekli devamlı işgal edilemez. Evet, bu sorumuz biraz uzun. Hadi bakalım bir okuyalım. Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar demiş. Bakalım onlar nelermiş. Park probleminin artması, çevrenin bozulması ve kirlilik, yakıt tüketimin artması ve israf, aracın yıpranması ve ömrün azalması, trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası. Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar demiş arkadaşlar. Şıklarımıza bakalım. Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması, özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması, aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi. Uzun bir soru değil mi? B diyoruz arkadaşlar. Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması. Bu sorumuz da uzun. Trafik kazalarında ölümlerin %80'i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Kazazedenin yalnız bırakılması, baş boyun gövde ekseninin korunması, bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması, hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi. Arkadaşlar B diyoruz, baş boyun gövde ekseninin korunması olacaktır. Bu da uzun bir soru. Hep uzun sorular çıkıyor karşımıza. Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. Arkadaşlar hangileri doğrudur diyor, ona göre okuyun. Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. A. Hepsi doğrudur olacaktır. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazede de boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon hangisidir?
yastıksız olarak sırt üstü yatırılması, başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması, sırt üstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması, sırt üstü yatar pozisyondayken çenenin göğsüne değecek şekilde olması. Arkadaşlar C diyoruz. Sırt üstü yatar pozisyondayken başının geriye doğru olması olacaktır. Son sorumuzdayız. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması, sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi, burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması, burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır demiş arkadaşlar. 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Arkadaşlar B olacaktır. 1 ve 2 yanlıştır. Arkadaşlar sizlerle birlikte 50 tane soru çözdük. Dediğim gibi oynatma listemdeki soruları da çözerseniz ve yeni yayınlayacağım sorulardan haberdar olmak için bildirimleri açarsanız arkadaşlar sınavdan yüksek puan alarak geçeceksiniz. Sizlerle beraber 50 soru çözdük. Kaç yanlış yaptığınızı yorumlara yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Başarıyla kalın. Hoşça kalın.